Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda bir engelli olarak iş arama konusunda yaşadığım sorunları size dile getireceğim. Biz engelliler hayatta yaşadığımız sorunlardan birisi de iş bulma sorunudur. Gerçekten de çok zordur. Zaten eğer ki bir rapora sahip değilseniz, engelli raporuna sahip değilseniz İş bulmak daha da zorlaşıyor. Çünkü zaten insanlar engelli birini çalıştırmak istemezler. Onların yetersiz olduklarını düşünüyorlar. Aslında engelleyenler o insanlardır aslında. Yani buna engel olanlar onlardır. Bizim engelli olmamızın sebebi de onlardır. Oysa ki bizi topluma kazandırmaları lazım. Bize iş sağlamaları lazım. Yani sadece engelli raporu olan birisinin kadrolaşması yetmiyor. Ya da engelli raporu olan birisinin vergi indirimi alsınlar diye bir şirkette çalışma zorunluluğu olmasına gerek yok sadece. Yani bir insan engelli statüsüne kazanması için illaki raporu mu olması gerekiyor? Dükkanınıza veya iş yerinize aldığınız insanı süs olsun diye mi koyuyorsunuz, yoksa tecrübelerinden mi faydalanmak istiyorsunuz? Tecrübelerinden faydalanamadığınız onca engelli varken neden onlara engelli oluyorsunuz? Neden onlara fırsat vermiyorsunuz? Ben de bu konuda yaşadığım bir sorunu size anlatacağım. Ben 30 yaşındayım. Bilgisayar bilgimi 12 yaşından beri biliyorum gerçekten. Bir iş yerinde çalışmıştım. Orada öğrendiklerimi pekiştirdim kendi kendime. Bir kursa da gitmedim. Ve internette izlediğim videolarla pek çok şey öğrendim. Ama gelin görün ki kendi memleketimde dahi iş bulamıyorum. Ve kendi memleketimde dahi destek göremiyorum. Bir engelli olarak insana zoruna bu gidiyor işte. Bir yere başvuruyorum. İnternette yerel bir sitede. Bilgisayarcı teknik servisi. Eleman arıyorlar. Arayıp konuştum. Ben kriterlerinize uyuyorum dedim. O yüzden sizinle konuşmak istiyorum dedim. İşveren kendisi dedi. Tamam, gelin konuşalım. Anlaşırsak çalışırız. Tamam demek dedikten sonra gittim görüştüm. Dükkana girdim. Merhabalaştık. Dedim işte ben az önce sizi aramıştım. İş için geldim. Dedi ya biz bir arkadaşla anlaştık, yarın gelip çalışacak. Bakın işte. Eğer bir arkadaş gelip çalışacaksa sen niye bana haber vermiyorsun ki? Niye söylemiyorsun ya, kardeşim yarın bir elemanımız gelecek. Biz onunla anlaştık zaten, yarın gelip çalışacak. Bunu diyebilirdiniz. E demek ki sen benim tipimi, fiziğimi gördün, beğenmedin. Dedim bu bir şey yapamaz. En iyisi buna bir yalan uyduralım. Sizin yalan söylemeniz bile insana koyuyor gerçekten. Yalan söylemek bile bizim istenmediğimizi vurguluyor aslında. Yani siz yalanı söylediğinizde bizi anlamayacak mıyız bizi istemediğiniz? Oysa ki söyleseydin, kardeşim benim aradığım kriterlerde değilsin. Sen bu işi yapacağına inanmıyorum. Ve yapacağınız işler biraz güç gerektiriyor. Belki sen bunu taşıyamazsın, edemezsin. Derdim eyvallah. Ama öyle bir de demedi. İnsanlara yalan söylemenize gerek yok gerçekten de. Aynı şekilde başka bir iş yerinde de başvurdum. Orada da yine telefoncu dükkanıydı. İlanını gördüm, aradım, konuştum. Dediler gelin konuşuruz, anlaşırsak çalışırız beraber. Tamam dedim. Bu sefer dükkana girmeden önce aradım. Dedim hala eleman arıyorsunuz değil mi? Ben geliyorum çünkü. Dedi tabii ki kardeşim, gel konuşalım. Girdim içeriye. Hani bir dakika bile geçmedi kesinlikle. Bir dakika bile geçmeden girdim içeriye. Konuştum işte ben. Az önce aradım, iş için geldim. Arkadaş demez mi? Biz bir arkadaşla anlaştık, o gelip çalışacak. Ya arkadaşım, madem eğer eleman almışsan niye söylemiyorsun? Ben mecbur muyum? Ta uzaklardan gelip senin bana değişinle tekrar yoluma bakmak. Sen bana haber verseydin ben o kadar uzaklardan gelmezdim diyecektim. Ama demeden içime sineye çektim, gittim. Doğrusunu söylemek gerekirse de sövdüm de kendi kendime. Demek istedim, bunları yapmayın. Bizi istemiyorsanız en azından yalan söylemeyin. Dürüst olun. İş imkanı vermiyorsanız dürüst olun. Sonra da girip Twitter'larda, sosyal medyada duyar kasmayın engelliler gününde, engellileri anlama gününde. Madem istemiyorsanız söyleyin, istemiyoruz kardeş. Dükkanına manken gibi insan arıyorsan, deneyiminden faydalanmak istemiyorsan yaz oraya. Ben manken arıyorum. Ben fiziğine önem veriyorum. Deneyimi çok da önemli değil de koy oraya birini. Akşama kadar çalışsın senin için. Hiçbir şey yapmasın. Deneyimden ne faydalanır, ne olacak sanki?
Aslında siz bizi engelliyorsunuz. Bize engel olan sizsiniz. Başka da bir şey demiyorum. Bu videoları bu yüzden yapıyorum. Sesimi duyurmak için böyle insanların var olduğunu, benim gibilerinde var olduğunu size göstermek için bu kanalı açma kararı verdim. Sesimi duyurmaya devam edeceğim. Ne kadar sesim duyulursa önemlidir benim için. Eğer destek vermek istiyorsanız çevrenize videolarımı paylaşabilirsiniz. Bu vesileyle sizi saygıyla selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.